Selam arkadaşlar. Bugün yine bilgi dolu bir videoyla sizlerleyim. Allah izin fırsat verirse artık bugünden itibaren görün, bilin, ilerleyen vakalarda çok bilgili videolar gelecek. Aranızdan tavukçuluğa yeni başlayacak olan veya da tavukçuluk yapan çoğu arkadaşımız için muhteşem bilgiler vereceğim. Aynı zamanda kendi kümesimde de ilerleyen zamanlarda, vakalarda uygulayabileceğim, edindiğim bilgilerin hepsini sizlerle paylaşacağım ki sizler kümesinizi daha benim gibi hatalar yapmadan en baştan güzel bir şekilde düzenleyin ki hayvanlarınız daha sağlıklı ve mutlu olsunlar. Tavuklarımız için dış mekan, gezinti yerleri nasıl olmalı? Bugünkü başlığımız bu arkadaşlar. Bakalım tavuklarımız için bu dış mekan nasıl oluyor? Yani nelere dikkat etmelisiniz? Hayvanlarımız için neler olmalı, neler yapabiliriz? Dış mekan nasıl olmalı gibi sorulara ve daha fazlası için eğer yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hayvanlarınız için öncelikle dış mekan ışıklı, temiz su, olabildiğince hava, yem sağlayacak şekilde olmalıdır. Güneş görmeyen çöplük gibi büyük bir arazidense küçük, temiz, ışığı bol, yeşilliği bol bir bölümü tercih ederim. Tavuklarınızın gezinti yerlerini planlarken ne kadar büyük olmalı diye sorarsanız şayet bir tavuk için 10 metrekarelik bir bölüm yeterlidir. Bu 10 metrekareyi göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz. Tabii unutmadan gezinti yerleri de olağan olarak çitle çevrili olursa daha güzel olur. Çitleriniz hareket eder şekilde tasarlarsanız çimlendirme daha kolay yaparsınız. Bu oyunu sürekli tekrarlayarak güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Şayet yırtıcı hayvanlarla dolu atmaca, şahin gibi tehditler varsa sansar da bunun içerisinde arkadaşlar. Bölgenizin üzerini ve etrafını torla benim gibi çevirmeniz gerekebilir. Gezinti bölgelerindeki bitki örtülerini unutmayalım. Güzel bir yeşil alan iyi olur bence. Bunu da sağlamak sizlerin elinde. Kümesinizi bölerek çimlendirebilirsiniz. Ne yazık ki ben bunu kendi kümesimde uygulayamıyorum. Bitki örtünüzün daha çok çayır çiminden oluşması faydanıza. Sarı yonca ve yonca çeşitlerinden kullanabilirsiniz. Bataklık sazlığı gibi bitkilerde kullanılabilir. Unutmayın ki tavuklarınız gezindiği arazi bir süre sonra kurak ve yağışlı havalarda bataklık şeklinde dönebilir. Bunun önüne geçmek için iyi bir şekilde bitki örtüsüne dikkat etmenizden geçer. Hayvanlar gün boyu dolaşıp eşindikleri için bitki örtüsü çabuk şekilde yıpranacaktır. Bitki köklerine ulaşamayacakları şekillerde tekrar tekrar çimlendirebilirsiniz. Bunu örnek olarak tor olabilir. Bazı çimlendirme sistemlerinde tor koyarlar ki hayvanlar köklere eşip tohumları çıkartamasın. Yani köklerini tamamen yok edemesinler. Bitki örtüsüyle birlikte protein dolu böcekler de gelecektir. Bu durum tavuklarınızın çok hoşuna gidecektir. Kümes içerisinde bir sandık da yapmayı unutmayalım. Sandık dediğim ev artıklarının içinde durabileceği bir sandık tasarlamanız gerek. Hayvanlarınızın rahat yemesi ve etrafı pisletmemesi için oldukça önemli bir durumdur bu sandık sistemi. Aynı zamanda kümesiz içerisinde ot ve lahana yapraklarını da atarak kümesinizde temiz bir ortam oluşturabilirsiniz. Yani bu yapacağınız kutunun içerisine dolduracağınız otlar ve lahanalar daha temiz olacaktır ev artıklarından. Bununla bilincinde olun arkadaşlar. Gezinti yerlerinde olabildiğince ağaçlık ve çalılık bulunması da hayvanlarınız için önemlidir. Sıcak yaz aylarında bu ağaç ve çalıların gölgelerine sığınabilirler. Eğer çalılık ve ağaç temin edemeyecekseniz kendiniz gölgelikler yapmalısınız. Tavuklarımız sıcak günlerde, normal zamanlarda da öğlen uykusuna yatarlar. Bu da onlar için önemlidir. Tabii ki kum banyosu. Kum banyosu yapabilecekleri bir ortam da oluşturun. Kum banyosu yapabilmeleri için yapabileceğiniz bir sandık olabilir. Toprağın yumuşak bir kısmını kullanabilirsiniz. Bu kum banyosu yaptıkları bölgeye rüzgar almaması ve olabildiğince normal ışık almasına, yağmurlu havalarda fazla ıslanmaması için etrafını kapatabilirsiniz. Bu hayvanlarınızı mutlu edecek. Ara sıra da içerisine kül ve bit ilacı gibi pudra şeklindeki maddelerden de karıştırarak hayvanlarınızı parazitlerden koruyabilirsiniz. Ve sabit alan arkadaşlar. Buraya kadar konuştuklarımız dış mekanda. Şimdi ise kümesimizin, yani sabit bir kümes ortamı hakkında birkaç şey söyleyeyim. Hayvanlarımız için yapmış olduğunuz kümesin önüne sabit bir alan yapabilirsiniz. Ki ne için gerekli? Aslında önemli bir faktör. Çoğu kümeste olmayan ama yapılması gereken bir durum. Kötü hava koşullarında hayvanlarınız için temiz hava ve ayaklarını böyle açabilecekleri bir gezinti alanı. Aynı sizler gibi evde sıkılınca balkona çıkayım da şöyle bir temiz hava alayım gibisinden düşünebilirsiniz. Tabi bu ön taraftaki sabit alan aşırı rüzgar almamalıdır. Bu sabit alanın da torla etrafını kapatmayı unutmayın. Son olarak ise kümes etrafını, gezinme yerlerinin etrafını tele çevirdiniz. Ne kaldı geriye? Kümeste tespitler yapın. Rüzgarın estiği yönlere, estiği yerlere rüzgarlıklar koyun. Sert esintiler, normal stabil esintiler kümes içerisindeki tavuklarınız için iyi değildir. İşte bu esintileri ne kadar çok keserseniz
hayvanlarınız o kadar mutlu olacaktır. Huzur dolu bir kümes için rüzgarlı havalarda hayvanlarınızın sığınabilecekleri rüzgarlıklar yapmayı ihmal etmeyin. Böylece arkadaşlar sizlere anlatacağım şeylerin neredeyse sonuna geldik. Ama sizlerle birlikte bir de kümesimizi ziyaret edelim isterseniz. Biraz onlara göz atalım, biraz bakınalım, biraz gezelim. Hayvanlarımız hakkında biraz daha konuşalım. Yine bilgilerimden, faydalandığım tecrübelerimden sizlere biraz daha aktarayım arkadaşlar. Kümese giderken birkaç şeyden daha bahsedeyim. Hayvanların açık havada durması sizler için aslında mantıklı mı yoksa mantıksız mı gibisinden bir soru sorsam ne cevap verirsiniz? Hayvanlar dışarıda dursa, kışı dışarıda geçirseler tepelerine kar yağsa hasta olur mular? Geçen zamanın diliminde hayvanlarımız, daha doğrusu kümesleri geziyoruz serimizde, bir kümesi ziyaret etmiştik ki orası çok farklıydı. Nasıl mı? Hayvanlar dışarıda yatıyordu. Değil mi? Geceyi 2 yıldır dışarıda geçiren hayvanlarda ne bir sağlık sorunu ne de bir sıkıntı gördük. Peki bu durum nasıl sağlanıyor? Tavukların genetiği buna nasıl el veriyor? Arkadaşlar hayvanlarımız, yani tavuklarımız normal şartlar altında yabani hayatlarında geceyi nasıl geçiriyorlar sanıyorsunuz? Tavuk familyası aslında oksijene çok fazla ihtiyaç duyduğu için kapalı bir alan tavuklarımız için sağlıktan çok zarar verebiliyor. Çiftlik ortamındaki tavukların büyüme serüveni 40 gündür, değil mi? Evet. Civcivden gelişim dönemi boyunca büyüyen bu tavuklarımız aslında ilerleyen zamanında, yani 40 gün sonrasında kümesten çıktıkları için herhangi bir sıkıntı yaşamadan piyasaya çıkmış oluyorlar. Ama diğer açıdan bir hayvan veya da ne bileyim çiftlik hayvanlarından ayrı olarak sizin kümesinizde beslediğiniz hayvanlar oradakiler gibi değil. Çiftlikte beslenen hayvanların hepsinin sağlıklı, stabil bir şekilde aşıları, suları, yemleri, her biri birbiriyle katkılı maddelerle hayvanlara enjekte ediliyor. Bu şekilde de hayvanlar daha sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Ve 40 gün sonra da kesime giden bu hayvanlarımız hasta olmadan, sistemler bozulmadan, sıkıntı çıkmadan çoktan sofralara gitmiş oluyor. Arkadaşlar aslında hayvanların dışarıda durması çok iyidir. Artık ben de kümesimde bu sisteme geçtiğim için ve faydalarını gördüğüm için sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü hayvan familyasında en çok oksijene sahip, yani ihtiyaç duyan familya tavuk familyasıdır. Hal böyle olunca da hayvanlara kapalı bir alanda bakmanız işi daha da zorlaştırıyor. Kümesinizde ani ölümler, bazıları nadiren, ve kümesinizde solunum sistemi sıkıntıları ve kümesinizde ishal ve benzeri nem, her şey kapalı bir alan yüzünden oluyor. Eğer bir civciv bakmıyorsanız, tavuk bakıyorsanız sizlere tavsiyem, yeriniz ne kadar soğuk olursa olsun sadece hayvanlara rüzgarlıklar sağlayarak onları rüzgardan koruyun, ama hayvanlar dışarıda sürekli temiz oksijene sahip oldukları bir bölgede durmalarına izin verin arkadaşlar. Çünkü o zaman hem göreceksiniz ki sürünüz daha sağlıklı, hem göreceksiniz kafanız daha rahat inşallah. Hayvanlarımız gerçekten iyi duruyorlar arkadaşlar. Öyle baştan sağma yapmıyorum. Yıllardır kümeste bakıyordum tavuklara, yıllardır sürekli hastalıklarla mücadele ederken şimdi artık dışarı saldım hayvanları, daha iyi olduklarını varsayıyorum arkadaşlar. Daha yeni yeni zaten sürü toparlanmaya başladı. Daha yeni yeni şeyler oluyor. Kafeslere böldükçe de her şey daha güzel olacak. Tek sıkıntımız, benim kendi kümesimde yaşadığım tek sıkıntı, çamur ve nem arkadaşlar. Çamur ve nemden de kurtulmak için kafes sistemine geçmek. Bir sürü kafes yaparak hayvanları oksijeni bol kafeslerin içerisinde yağmurlu ve çamurlu günlerde dışarı salmayarak bu sorunun da önüne geçebileceğini düşünüyorum. Horozlarımız da sanırsam aynı fikirdeki, sürekli bana destek oluyorlar, sağ olsunlar. Şu an verdiğim, aktarmış olduğum bilgilerde yanlışlıklar olma ihtimali de var. Kesinlikle her şey doğrudur demiyorum. Daha tecrübeli, daha iyi yetiştiriciler de olabilir aramızda. Bu nedenden dolayı onlardan da rica ediyorum. Videomuzun altına yorum düşerlerse daha çok arkadaşımız bilgilenir, daha güzel bir tartışma ortamı oluşturabiliriz. Böylece kümes hayvancılığa başlayan birkaç arkadaşa hem vesile olmuş olursunuz, faydanızın dokunduğu kişiler olmuş olur. Artık son bilgileri vermeye başladım. Bayağı bir bilgi bitmiyor ama, yani benim hazırladığım bilgiler bitmek üzere. Bu bilgiler bitirdikten sonra da sizlere PDF veya da kitap olarak sunacağım. Bu sistemde de daha çok arkadaşımız belki elden okuyup daha da çok bilgilenmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlere son olarak birkaç şeyden daha bahsettim arkadaşlar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım siz değerli izleyicilerimize faydalı olabilmişimdir. Şimdilik bu kadardı. Bir diğer bilgi dolu videomuzda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Ekranda çıkan daha güzel videolara ulaşabilmek için şuradaki videolardan gidebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olmayı unutmayın.
ve daha çok arkadaşımızın bilgilenmesi için videomuzu paylaşın. Hoşça kalın, kendinize mekan bakın.